İngiliz kuvvetlerinin elindeki tüm mühimmata el konuldu kumandanım. Çok sayıda silah var. İşimize yarayacak olanları ayırın, gerisini imha edin. Emredersiniz kumandanım. Bir de erzaklar var. Ayrıca ilk sayıma göre 100'ün üzerinde de esir. Bunlara ne yapmamızı emredersiniz? Erzaklar zayi olmasın. Yaş ambarlarına kaldırın. Esirlere gelince de artık onlar esir değil. Hatırlı birer misafir diye. Bilal-i Ahmer doktorlarına söyleyin. Önce karantina alıp muayene etsinler. Sonra da biraz sıcak çorba ikram edin. Yurdunu istila etmek için geldikleri Türklerin Ali Cenaplarını görsünler. Böylece medeniyet dediğin şeyin 3-5 parça top tüfekle son model silahlarla olmadığını anlarlar belki. Emredersiniz kumandanım. İstikamet kut. Geri dönüş hazırlıkları başlasın. Emredersiniz kumandanım. Ne dersin Enver Paşa? Bu cendereden çıkıp bu cehennemi gözleyebilecek miyiz? Biz zaferle değil, seferle yükümlüyüz amca bey. Gerisi takdiri ilahi. Seni tanımasam tedirgin olduğunu düşüneceğim. Tedirgin değilim. Zinhar yüreğimde toz zerresi kadar bile endişe yok. O zaman bu imtinalı tavrınızın sebebi nedir? Kadderata olan inancım amca bey. Kazanma meselesine gelince göreceksin. Bu harbi 187 odalı Blenheim Sarayı'nda keyif süren Churchill'in devleti değil, Karayağız neferleriyle Türk devleti kazanacak. İmanım gibi bilirim ki parolası ya istiklal ya ölüm olanlar asla teslim olmaz, asla pes etmez. Ya istiklal ya ölüm.